Merhaba, hoş geldiniz. Aslında bu videoya da böyle NBA falan diye bağırıp böyle neşeli girmek istiyordum ama hatta bu videonun devamında da doğu tahminlerini yaparız diye düşünüyordum. Ee, şu an tabi hepsini rafa kaldırdık dünkü gelişmelerden sonra. E, bu arada gelişmelere değil zaten hani genel olarak Amerika'daki olayların hani artık bu raddeye gelmesi ve her aşamada daha çok büyümesi aslında hani mutsuz eden beni de muhtemelen sizleri de ya da işte NBA'yi takip edenleri de Amerika'daki olayları takip edenleri de ırkçılığın zaten elde tutulur hiçbir yanı yok. Ha birileri için bir yerlerde var bunu bunu bile mantıklı bir çerçeve oturtabileceğini düşünen zihinler var dünyada. Yani keşke olmasalar tabii ama maalesef var. yani NBA ile ilgili şu an evet konuşacak hani maçları, detaylarını, işte eşleşmeleri, turları, istatistikleri konuşmak isterdim şu anda dediğim gibi ama şu an işler yine karıştı. Son olaylardan sonra bir kişinin de Jack Boylan'dı sanırım ismi vurulmasından sonra Milwaukee'nin öncülüğünde NBA oyuncuları yeniden boykota, onların dediğimiyle boykot ama daha çok protesto gibi bir durum var. Protestoya başladılar. Ve ne olacak, nereye gidecek? Şu an çok belirsiz. Dünden beri işte dünkü maçlar ertelendi. Ondan sonra toplantılar yapıldı. Önce oyuncular toplandı, kendi aralarında konuştular. Oradan çıkan ilk yani haberlere ve içeriden gelen duyumlara göre işte sadece Lakers ve Clippers takımları devam etmeyelim deyip biraz tepki koymuşlar. Ama tabii orada ben şöyle anladım onu. Hani Milwaukee dahil kabul edilmesine de hani biz tepkimizi koyalım boykotumuzu, protestomuzu yapalım. Ama devam da edelim. Yani burası da bizim sesimiz gibi bir duruştu bence oradaki ilk çıkan nokta. Ama hani Lebron James artık iyice köprüleri yaktı zaten. Dün attığı tweetle Trump'a karşı iyice artık yani bakabilirsiniz son tweetine. Ve diğer oyuncular da zaten arkasından birçok oyuncu da buna, buna destek verdiler. Tabi burada ben LeBron James öncülüğündeki o zaten toplantıda en yani son masaya vurup kalkan kişi ardından da Clippers toplantıyı terk etmiş. Benim yani orada söylenen daha doğrusu yani benim de düşüncem o yöndeydi ama hani söylenen de o. Biraz daha takım sahiplerinin artık yani devreye girmez. Çünkü orada aslında ilk NBA dönüş videosunda da konuşmuştuk bunu biraz. Orada yani masayı kaldırıp atalım derken de birçok sorun var. Birincisi her oyuncu kaymak tabaka NBA oyuncusu kadar kazanmıyor. Ve bu kepler seneye düştüğü zaman ki burada takım sahipleri kesinlikle geri, geri adım atmıyor. Ee, yani düşerse her şey düşecek. Yani orada oyuncu toplu oyuncu sözleşmesinde bir değişiklik. Hadi biz size bu sene alacağınızı ödeyelim ekstradan. Sözleşme dışında biz bunu kabul ediyoruz. Ya da işte sizin zararlarınızı bir şekilde karşılayacağız NBA ona göre biz tamam bu yükü alacağız gibi bir tepkileri yok takım sahiplerinin. Bilmeyenler için kısaca açıklayayım zaten NBA'nin cap'i de o şekilde oluşuyor. NBA'nin toplam gelirinin %50 ya da %51'ini oyuncular alıyor. Şu an net sayıyı hatırlayamadım. Geri kalanı takımlar alıyor ve buradan her seneki gelir artışına göre hem cap space genişliyor hem de takımların gelirleri değişiyor. Bir de takımların tabii ki özel kendi... E, gelirleri var, arttırdığı kazandı. O, o da ayrı bir konu. E, bunun dışında yani burada takım sahiplerinin hiçbir şekilde adım atmaması, hiçbir şekilde yani e, şunu da hatırlatayım. Daha ilk bu olaylar olduğunda, Covid olayları olduğunda daha doğrusu hemen şey olmuş işte yani e, çalışanların maaşını ödeyemeyeceğiz. Şu, işten çıkarma olacak, şöyle olacak, böyle olacak. Orada mesela Kevin Love'ın öncülüğünde Cleveland'da bu olmuştu. Ben ödeyeceğim demişti zaten hani hiçbir şekilde dokunmayın onlara. Sonra takım sahipleri, takımlar geri adım atmıyor. Ya tamam biz tabii canım yanlış anladınız ya biz hallederiz tabii öyle değil falan diye bir adım atıldı, geri adım atıldı. Şimdi böyle bir bakış açısı zaten takım sahipleri tarafında vardı. Ve şimdi parasal tarafta da bundan vazgeçmiyorlar. Ben şuna inanıyorum hani NBA'nin o kaymak tabak istediğimiz oyuncular belki hani çok dert etmeyecek bunu ama hatta belki onlara şu da denebilir bir noktada. Hani sizinkileri kıralım hani belli bir maaş seviyesinin altında sözleşme süresi kısıtlı bir sene iki sene olanlar için hani biz ödemeye devam edelim ama sizinkini kısalım hani cap de buna göre ayarlamalar yapalım belki bir iki sene için bilmiyorum. Çünkü çok ekstrem bir durum var. Yani NBA'in de yönetim olarak takım sahiplerinde oyuncuların da burada bir ortak noktayı bulması lazımdı. Bunu bulamadılar ve bu yüzden de zaten NBA'nin yeni sezonunun aralık başı başlaması düşünülen... ...yeni sezonun ileri atılması ve hatta oyuncuların lockout'a gitmesi hemen masaya geldi. Tabi bu işin bir kısmı. Şimdi diğer tarafı da tabi toplumsal sosyal tarafı. Bu kısım çok daha önemli. Yani bu para konusu bu konunun yanında bence hiçbir önemi yok. Zaten oyuncuların aklı başında olan oyuncular da bu yüzden artık dayanamadılar. Ya Çünkü şunu şunu hissedebiliyorum, anlayabiliyorum yani... Ya çok sevdiğiniz birinin ya da çok sevdiğiniz e, insanların, sizin ait olduğunuz komünite olabilir, e, çalıştığınız işler olabilir. Orada arkadaşlarınız, e, sizin komünitenizden birileri, toplumunuzdan birileri acı çekerken sizin burada başka bir şeyler peşinde koşuyormuş gibi durmanız, hele de Amerika gibi bir ortamda bunun ekstra katkısı var, hem yanlış algıya neden olur, hem gelecekte başınıza kakılır, hem siz rahat edemezsiniz zaten. Ki yapılıyor da yani bakın bundan 3 sene sonra görün bugün NBA ile ilgili bir şey olsa ve devam etseler ya da atıyorum devam ettikleri için başka şeyler ortaya çıksa ve ileride ırkçılıkla ilgili bambaşka artık daha ne ekstrem olabilir bilmiyorum ama daha da kötü şeyler gördüğümüzde bunlar yine gelip onların kafasına kakılır. Bakın siz işte 3 sene önce böyle yapmıştınız bilmem ne o gün işte siz Abdülhamit'i savundunuz gibi falan bir şeye gelir. Ki bunun en büyük örneğini biz Türkiye'de her zaman yaşıyoruz. Yani hiçbir zaman kurtulamadığımız bir şeydir bu. Hiçbir zaman e, kendi kararlarınızdan kaçamazsınız ve her zaman başınıza kakılır. Amerika'da da bu olacak. Zaten oyuncuların bu arada tabii şunu da eklemek lazım. Bubble ortamında psikolojik birçok sıkıntı yaşadılar. Daha yeni yeni yani alışıp orada oynamaya, oraya adapte olmaya başlamışlardı. Daha geçen işte yine Paul George açıklama yaptı ya kendimi çok kötü hissediyordum. Evet, hani daha da geçiyoruz evet playoff P performansı da tabii ki eleştirebiliriz ama bir yandan da yine o empatiyi kurabiliyorum. Yani öyle anlar gelir ki bir profesyonel oyuncu da olsan hani kafanı kapatman çok zor olur. Yani o sahaya çıktığında her şey çok büyük gözükür. Sağa büyür, pota kocaman olur, çember küçülür, topu yere vuramazsın streslisindir aklına dağılımı başka şeyler gelir. Oynayamazsın yani. Bunu, bunu bunu yaşamış biri olarak da söylüyorum. Vuramazsın. O topu yere vuramazsın. O topu çembere atamazsın. Çünkü kafan başka yerdedir. Ve gerçekten şu kolay değil yani. Bunu siz de empati kurabilirsiniz. Ya yani bazen işe gidersiniz ve belki evde bir hastanız vardır. Bir şeye moraliniz çok bozulmuştur. Aşık olmuşsunuzdur. Bilmiyorum. Her şey olabilir ve konsantre olamazsınız ne yapıyorum ben burada niye buradayım ben burada olmamam lazım dersiniz. Ama günün sonunda da şuna gelir evet para da kazanmam lazım ama kötü bir performansla o işi o gün bitirirsiniz. Ha bu belki kovulmanıza da gidebilir azar işitmenize de gidebilir. Her şey olabilir. ...oyuncular da biz bunu bazen unutuyoruz gibime geliyor. Yani ben de bunu bazen yaşıyorum. Muhtemelen seyirciler de bunu unutuyor. Ve diyoruz ki çıkın oynayın lan böyle iş olur. <laughs> Ama hayır işte durum böyle değil. Ee, maalesef burada artık bu kadar bir de biz bu o komüniteden uzağız, o sosyal yapıdan uzağız, toplumdan uzağız. Evet hani tarihini okuyabiliyoruz ama yaşamadığımız şeyleri bu kadar hakimmiş gibi eleştirmek de bana çok doğru gelmiyor. Ben o yüzden hani aldıkları karar ne olursa olsun doğruya da yanlış diyemem, dememem de gerekir. Sadece ortadaki durumu olanları belki biraz daha hani hem kendimin hem sizin belki biraz da empati kurmanızı sağlayacak şeyler söyleyebilirim sadece. Ki hani bugün işte Mert Aydın da yazmış Twitter'da. Yani onun da dediği de şu da doğru. Biz buradan çok atıp tutuyoruz Türkiye'den ama bir yandan hani kendi spor mecramızda bunlar olsa hani özellikle futbol tarafında... Tepkileri gördük yani Covid döneminde yaşananlar ortada. Hemen işi taraftarlığa döküyoruz. İnsani yönü unutuyoruz ama kendimize gelince de biz insanız abi ne, ne niye böyle yapıyorsunuz diyoruz ama onlar da insan. Bunun dengesini bulmak lazım ama biz bu nasıl yolunda biliyoruz abi işte Akdeniz'iz abi duygusal milletiz yapacak bir şey yok falan gibi kaçıyoruz ama öyle değil yani hiç kimsenin aman ben duygusalım diye başkası için kötülüğünü düşünmesi gibi ya da kendi ortamındaki sorunları yok sayması gibi bir şey olamaz. Olmamalı da zaten. Neyse konuyu dağıtmayayım. Hani Türkiye'deki durum başka. Hani Hidayet'in de açıklamasını zaten görmüşsünüzdür Twitter'da. O da hemen destek verdi ama işte insan düşünüyor. Yani Türkiye'de de neler oluyor ama sesler pek çıkmıyor. ...influence etkisi böyle bir şey... ...ünlü ve influence etkisi maalesef böyle bir şey... ...Amerika'ya dönelim... ...yani dediğim gibi... yani ...devam edip etmemeleri konusunu eleştirebilecek... ...bir durumda hissetmiyorum kendimi... ...ama hani kişisel bir görüş belirtsem... Ben, ...ben orada kendimi koysam... ...ben etmek istemezdim... ...ya şunun da anlaşılması lazım artık... ...hep şunu tartışıyoruz... ...ya bu adamların sponsoru var... ...orada büyük para dönüyor... Ya bu kişilerin de şu şunu hissediyor anlıyorum. Yani tamam ben bu parayı kazandığım için suçluluk hissetmemeliyim. Sonuçta bu insanların da bir kariyeri var. Belli bir süresi var. Zaten bilmem kaç milyon insan içerisinde seçilmiş orada 400-500 kişi var. Ya bu insanlar bunu oynayabiliyor sadece. O kadar kişi bu parayı kazanabiliyor. Her sene. Ve bundan da vicdan azabı duyup etik kısmını çöpe atmak istemeyen, gerçekten vicdan sahibi olmayan da vardır. Emin olun vardır. Sesini çıkarmayan, olmayan, yani bunları da bilemeyiz tabii. Ama olanlara baktığında bunun rahatlığını yaşamak istiyorlarsa artık şunu koymak zorundalar. Onu hissediyorlar zaten. Ya artık para falan önemli değil. Yani paraymış, NBA'miş, seyirci elemekmiş, işte entertainmentmiş, bilmem. hiç hiçbirin önemi olmadığını. Bir kere de olsun göstermek lazım. Ama burada işte bu tek taraflı olmaz. Bu işin ortağı da var. Yani %50 bu lig oyuncuların ise %50 de bu takım sahiplerinin. Yani işte bu ortağın da işin elini altına koyması lazım. Onu istiyorlar. Umarım olur. Yani burada da belki takımlar tarafında sahipler tarafında da birinin önce olması lazım. Bilmiyorum Jordan olur mu başkası mı olur. Brooklyn'in sahibi de, de bakıyorsun işte Ali Baba'nın sahibi bir yandan. <laughs> yani böyle bir iç içe geçmiş e, bir durum var. Bir tarafta atıyorum işte Denver'ın sahibi kronkeler Bambaşka bir aile yani. Bu tarz ailelerin çok ciddi siyasi ilişkileri var. Ee, Jordan için söylemiyorum ama diğer takım sahiplerinin. E şimdi bunlar birçok şeyden vazgeçebilecek mi oyuncular vazgeçerken? Bu önemli. Hatta şunu da söylemiştim. Mesela Oklahoma işte şey yapsaydı yaptı da zaten yanlış hatırlamıyorsam yani diz çöktüğünde hemen oklama yatırımcıları mı onun bir şey hatırlamıyorum şimdi detayını da hemen geri çekeriz işte yatırımı bilmem ne oklamaya şunu yapmayız oradan bunu çekeriz falan gibi tepki koymuşlardı. Bu baskıların altında para kaybedecek, asıl para kaybedecek kişiler takım sahipleri. Oyuncular bir şekilde yani en azından kaymak tabakaya bir şey olmayacak ama orada zarar görecek küçükler, az kazananlar ya da sözleşmesi küçük olanlar. Onlar zarar görecek. Onları da hadi bir şekilde kompanse ederler. Kendi içlerinde bile yani büyük oyuncuların aslında bu tarz oyunculara destek olduğunu biliyoruz belli, arka planda. Ama dönüp dolaşıp konu takım sahiplerine geliyor. Bakalım ne olacak işte bugün ben bu videoyu perşembe günü kaydediyorum. Bugün de basacağım muhtemelen ama bu gün içerisinde de toplantılar devam edecek. E, tahminimce hafta sonunda dahil maçlar oynanmayacaktır devam etme şansları bile olsa pazartesiye kadar bakalım neler olacak göreceğiz eğer devam etme kararı olursa e, ve maçlar işte playoff doğru düzene devam ederse ben zaten hani e, eşleşmelerle ilgili yorumları tahminlerimi de yine atacağım hem e, ilk tur eşleşmelerinin nasıl geçtiğiyle ilgili hem de bir sonraki turda neler olacak e, kim tura daha yakın gibi yorumlarımı atacağım Tabi burada kesmeyelim videoyu. Ufak birkaç gündemimiz de var. Onlardan da hemen bahsedelim, konuşalım. Sonra zaten çok geçince bayatlıyor. Bayatlamadan bunları da yatıralım masaya. Kovulanlar zaten bu haftanın diğer konusu. Birçok koçtan NBA takımları birçok birçok koçta NBA takımları yollarını ayırmaya başladı. İşte Jim Boylan kovuldu. Yani Jim Boylan'ın kovulması ya yani hiç hiç gelmemeliydi. Çok old school çok eski tarz bir kafayla gelip şu dönemin asla uymayacak genç oyuncu yaklaşımıyla, iletişimiyle onları yönlendirmeye çalıştı. Sonra yanlış yaptığını hissetti, belki geri dönmeye çalıştı. E Bire birebir yakınlık kurmaya çalıştı. Bazı oyuncularla diğerleriyle mesafeyi ayarlayamadı. Çok çok yanlış bir koç seçimiydi. Çok Chicago Bulls'un zaten hani belki de 22 senedir hatalarda dolu bir dönemi var. O yüzden hani Jim Boyle'ınla ilgili söyleyeceğim hiç aman niye kovuldu, niye kovulmadı hiç söyleyeceğim hiçbir şey yok. Baştan gelmesi hataydı. Umarım Atkinson gibi bir koç Chicago'ya gelir. Ki o biraz daha hem genç oyuncuların hem eski, yani bir süredir tutunmaya çalışan ama kariyerini iyi bir çizgiye oturtamayan, istikrarlı bir oyuncu sergileyemeyen oyuncuların da tekrar bir çizgiye girmesini, belki de ilk kez bir çizgiye girmesini sağlayabilecek. Bir koç. Bakalım umarım belki Chicago onu kapar. Alan Gentry kovuldu. Alan Gentry'nin kovulması okey ama hani bir yandan onu da şunu da düşünüyorum yani gerçekten elindeki takımla ne yapacağını bilebileceği kadar da beraber bir süre geçirmedi ki benzer bir durum Nate McMillan'da yaşandı. Ama tabii işaret bazen de ışık yakmak. Yani bir ışık bir takımda bir şey görmek e, GM'i takım yöneticilerini ikna eder. Elvin Gentry ben beğenirim. Yani e, özellikle de o Davis'li e, Demarcus Cousins'lı takımı oynattığı, Portland'ı 4-0 elediği dönemde Cirolde ile Anthony Davis inanılmaz bir savunma sistemi yarattı. Ama ne olursa olsun bu takımın e, hep hücum tarafı bir sıkıntılıydı ki işte Mehmet Mektumlu'nda da oraya geleceğiz. Hücumda o ışığı, o parlaklığı çoğu zaman veremedi New Orleans. Muhtemelen oradaki o modernliği, o geçişi sağlayamıyor bu tarz koçlar. Eski koçlar diyelim. Yani biraz da eski kafalı koçlar. Hep söylüyoruz işte artık hani yıllardır aslında 3-4 senedir hatta 5 senedir falan var bu ama pozisyonsuz oyun random 5'ler, random hücumlar, rakibi okuyarak hücumlar, spacing'deki artık hani spacing'de şu da yanlış anlaşılıyor. Herkesin hareket etmesi de önemli. Spacing'de de doğru zamanlamayla hareket. E bu da tabii oyunculara sizin e, birbirlerine bağlı olarak topa göre, topsuz alanda, geçişlerde, yarı sahada nasıl hareket edeceğini iyi öğretmeniz ve biraz da bu sistem içerisinde serbest bırakmanız lazım. Bırakamadığınız zaman, bu gelişmeleri sağlayamadığınız zaman, işte o modern hücumdaki devrimi yapamıyorsunuz. Ha bir yandan da şu var, Ingram gibi bir oyuncu çok daha aslında New Orleans tarafında iyi hale geldi. Zayn daha yeni yeni kullanabiliyordu. Girolde zaten hani belli bir seviyeyi verene kadar çok sıkıntı yaşadı. Ondan önce takım zaten dağımlı fırtınalar, işte Davis takası bilmem ne bir türlü oturmadı. Bunlar da işte baktığında evet hani kovulması, kovulmaması bir tercihe kalıyor. Ben hani biraz daha belki gelecek için ışık göremediler gibi düşünüyorum. Ama hani çok haklı ya da haksız bir kovulma mı bunun için yani Jim Boyle'ın kadar net konuşamıyorum. Onun dışında Nate McMillan, dur <laughs> önce Brad Brownda da konuşalım ama Nate McMillan'a en son geleceğim. Brad Brown konusu hepten zaten e, ilginç olan konu. Pardon Nate McMillan konusu ilginç olan konu. En son bırakacağım. Brett Brown'a gelelim. Brett Brown'un zaten e, o konuda da geç kalındı. Yani Jim Boyle'ın kadar geç kalınmış bir konu. Brett Brown'un kovulması. Yani onun bu takıma asla bir şey veremediği gün gibi ortadaydı ve sanki devamlı halının altına süpürülüyordu. Tabii ilk çıkış noktası şöyleydi. Takımın en zor dönemlerinde işte Hink'in ayrıldığı dönemler sakatlar var. Embiid gelmiş sakat. Simmons geldi ilk sene sakat. İşte proses süreci başlayacak. Hype yapılmış. Seyirci zaten Feder Feseyci zaten deli. Ve o süreçte hani e, takımın babası, abisi Brad Brown diye okey dendi. E, bir, bir süre hatta GM gibi de orada takılmak zorunda kaldı. Sonra işte Elton Brand geldi. Sakatları iyileşti takım fena gitmiyordu falan derken Fultz konusu ortaya çıktı. Simmons şut atamıyor konusu ortaya çıktı. Embiid'in işte fiziksel sorunları ortaya çıktı. Takım içerisindeki o dengesizlikler sahada her zaman gözüküyordu. Ve bu bir şekilde Brett Brown'a yazmadı. Biz bunu biz ve benim gibi düşünenler, hani biz diyorum. Ben ve benim gibi düşünenler daha en baştan, daha iki sene öncesinde de ben Brett Brown'un bu takımı yapamayacağını söylüyordum. Birçok kişi de bunu düşünüyordu NBA'de de Amerika'da da bu böyleydi ve hiçbir şekilde Brad Brown'a yazmadı bu ben hiçbir anlamadım yani Simmons'a kızıyoruz okey hücumdaki sorunlara kızılıyor yine Simmons'a kızılıyor tam. biz de eleştiriyoruz Simmons'ı NBA'de kızılıyor Reddick'e kızılıyor bilmem ne şu bu ve bu süreçte ortaya çıkıyor ki işte geçen bazı dedikodular başladı işte Brad Brown gidip asistan koçlarına soruyormuş bu Simmons niye şut atamıyor diye. Nasıl yani? Yani <laughs> sen bunu hiç konuşmadın mı? Bunu tartışmadınız mı? Bununla ilgili bir fikir birliği, bir e, eğitim süreci, bir mental destek bunlar yapılmadı mı? Yani bu, bu, nasıl bir mantık? Ya Brad Brown ya tamam koçlarla oyuncular devamlı iç içe değildir. Koç belki biraz daha yukarıdadır. Siz de devamlı yan yana değildir ama burada özel bir durum var ki Brad Brown Simmons'ın ailesiyle de yakın. Ya bunları bunları biliyoruz. Ee, çok tuhaf. Daha sonra işte bunu geçenlerde söylemeyi unutmuştum. Ee, yine hortlamış onu da söyleyeyim. Mart ayında e, Butler Reddy'in podcast'ine katılmıştı. O podcast'te şeyden bahsediyordu işte. Neden takımdan ayrıldım? Ne sorunlar yaşadık? falan bunlardan konuşuluyordu. Bunlar konuşulurken e, Jim Butler şöyle bir hikaye anlattı. Yani bir video sesine giriyorlar. Ki video izleme kısmı en önemli iştir yani takım için ki mesela bunu Donovan Mitchell tarafında örneğini verebiliriz. Gelişiminden büyük katkısı devamlı aslında Quinn Snyder'la yaptığı çok temel çalışmalar, fast break çalışmaları, video çalışmaları, temel basketbol çalışmaları sayesinde Donovan Mitchell'ın kafası ve sağdaki oyunu gelişmeye devam ediyor. Jim Butler işte anlatıyor. Girdik video odasına sadece klik sesini duyduk. Kumandaya basıldı. Herkes sessizce izledi ve çıktık. Ve Jim Butler hep şunu söylüyordu işte ben konuşsam ben kötü olacağım. Ee, hep benim algım bu diye ki ben Jim Butler'a birçok konuda hak Minnesota sürecinde de evet yöntemleriyle ilgili yanlışlıklar vardı kesinlikle. Ama tepkisini anlıyorum yani takımın gelişmeme yönündeki çabası çok saçmadır. E, bu da öyle bir şey. İnanılmaz ya yani hiçbir şey konuşulmadan izleyip sahaya çıkıyorlar ve aynı şey devam ediyor. Yani sen bir oyuncuya bunu anlatmazsan, bunu tartışmazsan, bunun için onu yönlendirmezsen, zihnine girmezsen, ikna etmezsen nasıl olacak? E Jim Butler'ı zaten tutamadılar. Zaten işte e, Brad Brown'un yönetim süreci sahadaki teknik konular dışında GM tarafındaki ben Elton Brand'le de devam etmelerini çok doğru bulmuyorum. İşte hemen panikle full su yollayalım. Jimmy Butler'ı getirdin hadi. Yine nispeten iyi. E onu da tutamadın. Gittin Tobias serisi getirdin ki o da çok kötü. Yani topu eline versem biraz oynatabilsem bir şeyler çıkacak. Bari onu yap. O da yok. Bir de üzerine full kontrat. İyice elini kolunu bağladın. Yani proses süreci falan tabii ki çöp oldu. Brad da çok geç kalmış bir şekilde kovuldu mahvetti diyebilirim takımı. Hatta yani dediğim gibi GM'in de bence Elton de... gitmesi lazım. ya yani içimizden biri diye bir şey çalışmaz abi. Böyle bir şey yok. Yani böyle bir mantık işte şimdi Sacramento'ya geçelim mesela yine Nate McMillan'a geçmeden. ...Divac da kovuldu. Tanıyoruz ya Divaç bizim çocuk o yapar falan. Böyle iş yürümez. Yani Sacramento da çok farklı değil şu an aslında. Hani biraz daha iyi durumdalar belki. Philadelphia'ya göre ama yani elinde kaçmış bir Doncic var. <laughs> Düşününce yani o kadar komik ki ee, yine at bilmeyenler varsa Divac'ın babasını da sevmezdim gibi bir açıklaması vardı Doncic'i neden almadığı ile ilgili. Ki sen hani Avrupalı kimliğinle de Avrupalı bir oyuncuya bu kadar yakın olmaman. Ha anlıyorum tabi o da şu aa, kusura bakma aptallığa düşmüş olabilir. Amerika'da da bu hala var Doncic'le ilgili. Türkiye'de vardı işte gitmeden önce ya yavaş abi o öyle şey yapamaz işte çok hızlı bir oyuncu değil tabii ki falan eleştirileri vardı çok komik buluyorum bunları yani yıllarca işte Kukoç'u, Bodiroga'yı benzer Sırp kökenli oyuncuları izledik Cinobili'nin bile yer yer işte o çabukluğuna çevikliğine bağlı hareketlerin hız yani yavaşlığıyla ilgili sorunları ne kadar iyi kapattığını izledik Noviskin'in ne hale geldiğini gördük. E, tüm bunlar masadayken hala gidip de Doğan Çiçi yavaş olduğu için atletik olmadığı için biraz zor abi falan demek. Hele de sen yani hele de <laughs> bu, bu artık e, saçmalık seviyesine geliyor. E, şimdi yerine Joe Dumars geldi. Joe Dumars e, tabii interim olarak oradan geçici olarak orada gözüküyor ama bakalım ne olacak. Muhtemelen ciddi değişiklikler göreceğiz. E, kimi tutacaklar, kimi takaslayacaklar, koç değişimi olacak mı, Luke Walton devam edip etmeyecek mi bunların hepsini göreceğiz. Şöyle de bir minik e, kendi hayalim diyeyim. E, hep sorulur işte Obradovic NBA yapar mı yapmaz mı konusu hep tartışılır. Zamanında Joe Dumas Detroit'e onu istemiş kendi ağzından anlatırdı Obradovic bunu. E, olmamış ama o konu. Bakalım neden olmasın? Belki de ileride hani daha genç Avrupalı temelleri olan e, tanıdığı bir GM'e sahip bir takım ve Obradovic ileride bilmem belki düşünülebilir. Bu da bir hayal olarak kenarda, kenarda kalsın ve yılların o sorusu da belki cevaplanır. Obradovic NBA'de ne yapar? Görürüz. Ve son e, Nate McMillan konusu. <laughs> ...ya bu konu da net dışına çıktı... ...birinci saçmalık... ...herkesin şu an hani bütün şeyi arattım... Yani ...google diyorum diyorum ki hani... kovulması ile ilgili detaylar var mı... ...hani şey kaçırdığımız bir şey var mı... ...arka planda bir şey mi oldu... ...bir dedikodu var mı yok... ...hiçbir şey yok herkes şöyle... ...niye kovuldu oğlum bu adam... <laughs> yani ...zaten kovulabilir... ...ama kontrat verdikten iki hafta sonra... ...niye kovuldu bunu kimse bilmiyor şu anda... ...Amerika'da... ...Muhtar Indiana'nın kendisi de <laughs> bilmiyor... Benim ilk hızlıca aklıma gelen şu muhtemelen kafalarında vardı bir koç vardı kafalarında. Bu koçun olup olmayacağını emin değillerdi. Riske girmeyelim dediler. Ne etmek mi uzattılar. Sonra muhtemelen bu koç akıllarındaki koç yeşil ışık yaktı. Okey dedi ya da olabilir dedi. Onlar da apar topar panikle kov kov abi kov deyip e, gaza geldiler. O, bu olabilir. Birinci konu bu. İkinci konu verdiler ama Miami serisi 4-0 olunca ki hani 4 maçı da aslında Indiana çok geride oynamadı. Hani maçın birçok kısmında hep zaten kafa kafaya giden maçları izledik ama o maçları izlerken de şu hissediliyordu. Ya bu Indiana Miami geçemez, yenemez. Ya yani ben en azından bir iki maç alacağını düşünüyordum ama sahada görünce gerçekten hücum tarafında yine mesela Gent'deki konun etmek imkanı da var işte. Hücum tarafında standart ya yani geçiş hücumları dışında hızlı hücumlar dışında standart yarı saha hücumlarında birebirler sırayla oynanan birebirlere dönünce iş o biraz tatsız oluyor. Orada bir yaratıcılık yok ama tabii netmek McMahon'a da kızamayız. Sabonis yok. Oladipo ne zamandır yok. TJ Warren evet parladı. Okey hepimiz gaza geldik ama yani TJ Warren'da gidip bir Kobe bir, bir şey olmayacak yani. yani. Öyle bir beklenti de olmaması lazım. Hani parlıyor sönüyor ki Butler sağdan sildiği anlar oldu maç içinde, seri içerisinde de. Böyle bir dengesizlik var elinde, sakatlıklarla boğuşuyor. Nasıl olacak onu da oturtmaya çalışıyor olabilir. Ki Nate McMillan'ı bir dönem çok eleştirirken son iki sezonda özellikle inanılmaz iyi bir savunma takımı yaratmıştı. Sabonis'in hücumdaki gelişimiyle hücumda da onun üzerinden fena olmayan bir strateji kurmuştu. Ama tabii o işi vermedi bu takım. Ee, ama birçok nedeni de var. O yüzden benim aklıma tek yatan böyle bir şey. Yani belki de Nate çok daha önceden kovmaya akıllarına koymuşlardı. Ama bu panik. Koç bulamazsak paniği sonrasında başka bir koçu alabileceklerini düşündükleri için kovmuş olabilirler. Tabi bu tamamen benim varsayımım. Ee, hiç alakası da olmayabilir. Ama çok tuhaf. Ayıp bir yandan da. Ee, ama muhtemelen tazminatı vesaire vardır. Alacaklardı. Nate McMillan'ın ben e, iş iş bulabileceğini düşünüyorum hızlıca. Başka bir takımda özellikle de belki savunma konusunda sıkıntı çeken ama hücumu çözebilen bir takımda e, New Orleans e, iş bulabilir. Her türlü Tyrone Lue'dan iyidir ki Philadelphia'lar şu an kafalarını taşlara sürtüyor. Brett Brown'dan kurtulduk. Kim geliyor? Tyrone Lue mu? Falan diye böyle şu an beyinleri yanıyor. Evet kovulma konuları e, biraz tabii ki playofflara beraber ortalığı karıştırdı. E, pek de yapacak bir şey yok. Son olarak da hani e, biraz şeyden bahsedeceğim. E, Nick Nurse işte en iyi koç seçildi. Evet hak etti. E, bunu çok tartışacak bir şey yok. Elindeki malzemeyle en iyi işi çıkaran koç. E, ama hani nereye kadar götürür playofflara devam ederse tabii göreceğiz. E, hücumu çok kısıtlı Toronto'nun. Umarım e, orada da başarıyı çıkarır ama kesinlikle mesela hani orada başarısız olsa onun en iyi koçuna da gölge düşürmez. Çünkü malzemesi belli o malzemeden alacağı belli ama Nick Nurse'un bence aşırı asıl başarısı çok iyi bir oyuncu iletişim var. Çok iyi bir e, ikna yeteneği var ve çok pozitif duruyor sahada bu artık birçok koçta aranan bir şey. Bu da benim hoşuma gidiyor bence sonuna kadar hak etti. Antetokounmpo da Yanis'te en iyi savunma oyuncusunu aldı. <laughs> Burada çok tartışacak bir şey yok ama hani Davis de bence hak etmişti. Yani Davis Lakers savunmasının ayağa kaldıran, ona devrim yaratan bütün pick and roll, çember, birebir her pozisyondaki savunmaya katkı veren çok sağlam bir destek. Yani Davis de alsa ben şey demez niye Davis aldı demezdim ama Antetokounmpo da hak etti. Onun dışında ekleyeceğim, ee, Ya yani bu konuya girip girmeme konusunda kararsın. Şimdi notlarıma bakıyorum da bir yandan biraz bahsedeyim. Demin de girdim. Doncich konusu yine bu haftaki Clippers maçından sonra ortaya çıktı. Yine konuşulmaya başlandı. Ben biraz şuna kızıyorum. Yani e, hadi Amerika'da e, bu, bu şaklabanlık var e, bazı yorumcular tarafından ana akımda diyeyim daha doğrusu ESPN'de şurada burada CNN'de falan filan. Ya işte Avrupalı beyaz çocuk nasıl olacak o falan. Ee, Okey hadi anlıyorum. Onlar belki takip etmiyorlar. Şimdi çoğu pişman zaten. Stephen A. Smith bile tamam abi yani. Doncic. Okey ben, ben ikna oldum. Ben, 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 bir şey demiyorum artık falan noktasına geldi. Clippers 4. maçından sonra. Ki ondan önce zaten Doncic her şeyini ortaya koymuştu. Ki gelirken hani e, Dennis Smith Jr. mı Doncic mi bakacağız falan gibi böyle abuk subuk yorumlar varken de ben hep şunu söyledim. Ya yani biz Euroleague'de Doncic'i çok izledik. İkili oyunda konuşurken de bunu konuşuyorduk. Euroleague'den MVP olarak gelmek Doncic gibi bir oyuncu için çok büyük bir mental testi ve bu kırılımla geldi. Bunu birçok NCAA oyuncusu yaşayamıyor. Böyle bir ortam yok çünkü NCAA'de alan savunmasının yapıldığı, alana hücum edildiği ve açık sağ bulduğunda bir şeyler gösterebildiğim bir oyun var. İzlediğinizde zaten görüp böyle şey oluyorsunuz. Bireyinizi kesesiniz geliyor. Yani NCAA maçı izlemek çok zor. Gerçekten çok zor. Çok sıkıcı çünkü. Yani çok yıldız bir oyuncunun çok aksiyonlu bir maçı değilse uçup kaçtığı, üçlük yağdırdı, tek başına şovunu yaptı bir maç değilse patlarsınız sıkıntıdan. Tüm bu ortamda Doncic zaten iyi geliyordu. Yani istatistik olarak da bakmayın sadece. Yani sahada istatistikler dışında bir oyuncuyu çıplak gözle izlemiyorsanız birçok şeyden haberdar olamazsınız. Ya bu oyuncunun vizyonu ne kadar geniş, sağ görüşü ne kadar geniş, yön değiştirmesi ne kadar çabuk. Bak hızlı demiyorum. Hızlı ve çabuk olmak başka şeyler. Yani sizin dar alandaki hareket kabiliyetinizle Açık alanda ki hızınız aynı şeyler değil. Tamam Doncic bir Jamal Wall kadar, bir Kyrie kadar NBA'in o e, yıllardır bir bok yemeyen kısaları kadar. Biraz sert söyleyeceğim ama Jamal Wall ve Kyrie Irving şu an o durumda. Kusura bakmasınlar yani. Kısaları kadar hızlı değil ama onlardan belli noktalarda karar almada daha net, daha çabuk bir oyuncu olduğunu biz EuroLeague'de gördük. Ve bunları görerek gelirken ben hep şunu savunuyordum ki Çevremde de çok vardı işte. Abi en fazla MVP olur. Ya işte bakarız. 2 sene olsa pardon, 2 sene 2 3 sene en fazla All-Star olur. Tabii All-Star tavanı var abi falan gibi yorumlar duyuyordum. Ben o zaman da diyordum ki abi Don Doncic bu dedim siz adam manyak bir şey olacak, çıldıracak. Delireceğiz yani izlerken. İnanılmaz iyi olacak yani. Ve, abi, bunu beklemeyeceğiz de dedim. Zaten İlk sene bakın şu örneği de verebilirim. Güzel bir detay aslında. Hani Fantezi NBA oynayanlar varsa anlayacaktır. Yahuda Fantezi NBA'de e, iki sistem var. Bir draft sistemi var sırayla draft ettiğiniz. Bir de işte e, bütçede draft sistemi var. E, 200 birim bütçeniz var. O bütçeyle oyuncuları açık arttırmadan satın alıyorsunuz. İlk sene Doğan ben çok ucuz aldım. ya yani 30, 30 birime falan aldım. Hatta daha ucuz bir 25-30 civar falan olabilir. O çok gülerek almıştım ve ben o sene şampiyon. <laughs> yani çünkü çok kerepirdi. Çok uygundu fiyatı ve inanılmaz iyi istatistik veriyordu. Çok iyiydi yani Doncic. Ve sonraki sene fiyatı zaten uçtu gitti. Eğer de seneye oynayabilirsek fantezi muhtemelen en pahalı oyuncu olacak. Ya işte bu, bu detaylar ki Euroleague Fantasy'sinde de herkes küfür ederdi e, son senesinde. E, şampiyon olduğu senede de herkes çıldırıyordu. Ya yani Doncic maç başına çok puan veriyor diye. Euroleague Fantasy, NBA, Fantasy oyunu biraz daha değişik tabi. İşte Detayına bakarsınız. Ya tüm bunlar ortadayken hani goy goy bir kenara bırakırsak. Hadi izlemeyenleri anlıyorum da izleyenlerin hala tavanı sınırlı falan gibi yorumlar yapıp... ...sonra da işte şimdi bugün gelip de ya Don Cish ne oyuncuymuş demesi... Profesyonel yorumcu olarak diyorum bakın hani normal halk için demiyorum normal senin profesyonel yorumcu olarak bu yorumu yapıp sonra bundan kaçması bana biraz şey geliyor yani ya bak hiç zarartmadan şunu demek daha mantıklı ya tabii don Çiçi biliyoruz yetenekleri ortada ama NBA'de görmemiz lazım bak bunu kabul ediyorum bunu herkes dediğinde ben de diyebilirdim demedim ama bu denebilir. Bir görelim. NBA ortamı biraz farklı. Bir görelim. Belki mental olarak o sertliği kaldıramaz. Belki şu olabilir, bu olabilir. Bu, bu, bu okey. Ama işte tavanı kısıtlı. Yani yok bunlar çok çok saçma. Ki geçmiş yani ortadayken ki bu zamanda çok iyi hatırlıyorum o dönemlerde izlediğim için. Bodrogo'ya çok söylenirdi. Bodrogo da her seferinde gülerdi. Koçlar da gülerdi buna. Çünkü seyirci olarak sen sahada kameranın gözünden baktığında hep şey görüyorsun böyle yavaş ve ağırmış gibi görüyorsun. Ama bodiroga ile çıplak gözle gördüyseniz e, muhtemelen bir yapacağı yön değiştirme, e, bir şemgat falan sizi paramparça eder. Beliniz kırılır e, tribündeki yerinizi alırsınız. Kukoç için de bu böyleydi. Hala hatta Amerikalılar izlediklerinde şöyle Kukoç ne acayip adamdı falan diye şimdi bile düşünüyorlar. E, o dönemde de değeri bilinmiyordu ki zaten yani Jordan ve Pippen de sonradan bunu itiraf ettiler. Ayrıca tamam yani biz buna böyle yaptık ama zaten hani e, biz başkasına kızgınlığımızdan yapmıştık. Tabii Kukoç e, okey yani şampiyonluğun en büyük parçalarından biri oldu bu ustada. Bundan bile ders almıyor Amerikalı işte ne diyeyim bu da ilginç bir konu deyip e, bugünkü gündemi bitiriyorum aslında. Yine tabii bu konuları tartışırız. Eğer NBA ile ilgili playofflar devam edecek mi etmeyecek mi bunlarla ilgili gelişmeler olur çok e, acil gelişme olursa bir küçük video daha yaparım. Eğer devam edecek olursa zaten e, tahminlerle yani playoff tahminleriyle yeni videoyu atacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.